Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bu çekeceğim ikinci video. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Bu videoyu çekmeye kesinlikle karar verdim. Yani bu videoyu mutlaka çekmeliyim dedim. Şu an herkesin konuştuğu bir konu hakkında bizim de YouTube çekmemiz gerektiğini düşündüm. Öncelikle Hüner Coşkuner dün hayata gözlerini yumdu değerli takipçiler. Omurilik kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu Hüner Coşkuner ve maalesef dün aramızdan ayrıldı. Bu videoyu çekerken bazı kelimelere dikkat etmeye çalışacağım çünkü YouTube sansür uygulayabiliyor. Ama bu konuyu mutlaka işleyeceğim. Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Üzüldüğüm bir durum oldu çünkü herkesin paylaştığı ve gördüğüm şey şu: çok naif, herkese iyiliği dokunan, kaliteli bir insan. Bu nedenle bilinmeyen detaylarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu rahatsızlığını annesinden bile sakladığını size söyleyebilirim. Şimdi patronum Bilal Bey'in yazdığı köşe yazısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve çok önemli bir detayları da bu şekilde benden duymuş olacaksınız. Öncelikle Bilal Bey'in köşe yazısıyla başlayalım. Tam bir yıl önce öğrendiğim kansere yakalandığını, hastalığını herkesten gizlediğini fark edince gazeteciliğimi rafa kaldırdım. Güney'in kararına ve hakkına saygından bu önemli haberi görmezden geldim. Bu patron Bilal Özcan'ın kendi açıklamaları bu arada. Sevgili arkadaşım, değerli sanatçı Hüner Coşkuner'e Allah'tan rahmet diliyorum diyerek başlamış. Ölümü hiç yakıştıramadığım insanlardan biriydi. Mesleğine aşık, çok çalışkan, vatansever ve hayvan dostu bir hayırseverdim. Orucunda, namazında dindar bir kişiydi. Yardım kuruluşları için hiçbir menfaat gözetmeden çalışırdı. Müziği çok iyi bilen bir solistti. Öyle 20 şarkı ezberleyip de sahneye çıkanlardan değildi. Binlerce şarkılık çok geniş bir repertuarı olan, Türk müziği şarkılarını makamıyla, usulüyle söyleyen bir az solistti. Gerektiği zaman değerlerimize sahip çıkan, gerektiği zamanda modern dünyaya ayak uydurabilen ve çok okuyan bir aydındı. Hüner'in rahatsızlığını ona çok yakın bir arkadaşımdan bir yıl kadar önce öğrendim. İnanamadım. Kendisine o kadar iyi bakardı ki, organik beslenir, bol su içer, zararlı hiçbir alışkanlığı yok, meyve ve sebze ağırlıklı yer, spor yapardı. Fiziği hep düzgün, incecikti. Gazeteye kahve içmeye uğradığında ya da Bağdat Caddesi'nde sohbet etmek için buluştuğumuzda öğüt verir gibi tekrarladığı şu cümle hep aklımda: hayat kısa ve hiçbir şey için üzülmeye değmez. Çalış ve hep neşeli yaşa. Sağlığını da sık sık kontrol ettir. Telefonla arayarak rahatsızlık vermek istemedim. WhatsApp'tan şu sesli mesajı bıraktım. Rahatsız olduğunu öğrendim. Çok geçmiş olsun. Yapabileceğim ne varsa sadece bir telefon uzağındayım. Sevgiler Hünerciğim. 4 gün sonra yazılı mesajı döndü. Bilal'cim, güzel kalpli arkadaşım. Safra kesesi ameliyatı olmuştum. Çok teşekkür ederim. Hepsi bu. Ne rahatsızlığından söz ediyordu, ne de zayıflayıp çok kilo kaybettiğinden, ne de kendisini çok üzen ağrılarından. Ortak arkadaşlarımız ise omuriliğini tuttuğunu ve dayanılmaz sırt ağrıları olduğunu söylüyordu. Hüner Coşkuner'in safra kesesi ameliyatı olmuştum cümlesi doğruydu. Şöyle ki, vücudunda ağrılar ilk başladığında aklında 45 gün sonra Kıbrıs'ta vereceği konser vardır. Önem verdiği o konser için yeni elbiseler diktirmeye karar verir. Ağrıları artınca da hastaneye gider. Doktor muayenesinde safra kesesinde taşlar olduğu tespit edilir. Ağrıların kaynağının bu taşlar olduğu ve ağrının sırta vurduğu söylenir. Çare ameliyatta o taşlardan, dolayısıyla ağrılardan kurtulmaktır. Tamam der, konsere de ağrılarımdan kurtulur, öyle çıkarım. Ameliyatı olur ancak ağrılar geçmez, aynı şiddette sürmektedir. İleri tetkikler yapılır ve kanser hastası olduğu ortaya çıkar. Hüner ne o diktirdiği elbiseleri giyebilir, ne de o Kıbrıs konserini gerçekleştirebilir. Yoğun bir tedavi süreci başlar, hızla kilo vermektedir. Takipçileri sessizliğini merak edip mesaj atmaya başlayınca Instagram hesabına eski sağlıklı fotoğraflarından yükler. Yakınlarına ve hastanede kendisiyle ilgilenen herkese hastalığından kimseye söz edilmemesi için tembihte bulunur. Bu rahatsızlığı üzülmemesi için annesinden bile gizler. Bartın Amasya'daki annesine telefonla, "Anne, pandemi var, sana gelemem, sen de sakın buralara gelme" der. Zaten sonraki süreçte hastaneye her yatışında ikiz kız kardeşi Salih'a Coşkuner'in ismiyle kayıt açtırır. Ne var ki doktorların tüm uğraşına rağmen tedaviye bir türlü cevap alınamaz.
Hastalık ilerlemektedir ve aşırı kilo kaybettiğini duyuyordum. Aylar, ayları kovaladım. Kendisini merak edip soranlara, pandemiden dolayı her işimi askıya aldım, karantinada yaşıyorum diyordu. Kendisini iyi hissedip, evinden çıktığında ilgilendiği tek şey sokak köpeklerini beslemek oluyordu. 28 Ocak'ta Hüner'in durumunun hiç iyi olmadığı haberini aldım. 25 Ocak'ta yoğun bakıma yatırılmıştı ve ciğerleri sık sık su topladığı için entübe edilecekti. Doktoru ablası Deniz Hanım'a, annenize ve kardeşinize haber verin gelsinler, son kez görsünler demiştim. Amasya'daki annesinden hiçbir şeyden haberi yoktu. Ailesi hastaneye gelince Hüner uyandırıldı. Annesi çok oldu kızını görünce. 5 kardeş ve anne kız helalleştiler. Deniz, ablası bir şey istiyor musun diye sordu Hüner Coşkuner'e. Tavuklu pilav dedi Hüner. Tavuklu pilav istiyorum. Ancak doktoru izin vermedi tavuklu pilava. Yiyemez, yutamaz, tıkanır, kaybederiz dedi. Sanatçı ablası o günden beri sevdiklerini bu olayı anlatıyor ve ben artık hayatım boyunca ağzıma tavuklu pilav götüremem diyerek gözyaşı döküyor. Nur içinde ya sevgili arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Gazeteci patronum Bilal Özcan'ın köşe yazısı. Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten Bilal Bey de o kadar güzel yazmış ki daha da duygulandım. Yani zor okudum. Yani şunu söyleyebilirim. Hepimiz bir gün bu şeyleri yaşayacağız. Sevdiklerimize veda edeceğiz veya sevdiklerimiz bize veda edecek. Nurlar içinde uyusun diyorum gerçekten. Ve bir haber daha var. Bu da Bilal Bey'in değerli eşi Şebnem Hanım'ın yaptığı bir röportajdan kesitler olacak. Onları da çok kısa bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin çok değerli vaktini almamak ama merak ettiğiniz şeyleri paylaşmak istiyorum. Hüner Coşkuner gazeteci Şebnem Özcan'a, yani Bilal Bey'in eşine, ölümü böyle anlatmıştı. Biliyorsunuz Bilal Bey'in eşi de gazeteci. Kanserden kaybettiğimiz Hüner Coşkuner 8 yıl önce gazeteci Şebnem Özcan'a verdiği röportajda ölümle ve rahatsızlığıyla ilgili düşüncelerini de anlatmıştı. Gelelim oraya. Öncelikle şöyle bir soru sorulmuş. Bu arada çok ayrıntılı bir röportaj, çok keyifli bir röportaj. Bu haberlerin tamamını daha detaylı bir şekilde bilalozcan.com yazarak arama motoruna, Google arama motoruna öğrenebilirsiniz değerli takipçiler. Öncelikle vefat etmekten korkuyor musunuz sorusuna şöyle bir yanıt vermiş. Hayır, korkmuyorum. Çünkü ben varken yokken vefat etmek var. Allah hayırlı vefatlar nasip etsin. Çekmeden, ele ayağa düşürmeden. Benim çok batıl inançlarım vardır. Sık sık türbelere giderim. Orada dualar okurum, adaklar adarım. Bursa'da tez veren türbesine giderim. Orada tez veren dedede dualar ederim. Ama tabii her şeyi Allah'tan isterim. Onlar ermişler. Allah'ın sevgisini kazanmış insanlar. Biz böyle gördük. Her duasında kırkların, gariplerin, şehidaların, bana da bir Fatiha yok mu diyen nesli tükenmişlerin diye dua ederiz. Ben anımı yaşarım. Şu an önemlidir. Ne gelecek ne de geçmiş. Şimdikini yaşayacaksın. Öncelikle bu röportaj dediğim gibi çok kapsamlı bir röportaj. Ayrıntılarını bilalozcan.com'dan okuyabilirsiniz. Ben bu YouTube kanalında mutlaka işlemem gerektiğini düşündüğüm bir konuydu. Ve Bilal Bey o kadar güzel işlemiş ki onun röportajını, onun köşe yazısını okuyarak bu konuyu çok güzel bir şekilde işleyebileceğimi düşündüm. Umarım sizi iyi bir şekilde bu röportajım tatmin edebilmiştir. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.